Şimdi bu maçı konuşacağız. Ama onun öncesinde bir etiketimiz var Twitter'da. Eğer sizler de bu etikette yazarsanız sorularınızı, oradan da sorularınızı eğer tek tek sorma imkanımız olmayabilir. Rakibe kızmalar, gol kaçırdığında heyecanlanması, gol attığımızda bizden çok sevinmesi. Yediğimizde zaten anlattık. Tabii susuyorum. İşte o üçüncü gol attıktan sonra ben tabii herkesin altında kaldığım için neredeyse burada olamayabilirdim o yüzden. 10 kişi üzerime atladı. Evet, geçmişimizde çok büyük başarılar var ama artık yenileri olmalı. Çünkü ben 11 senedir bu golü soruyorlar. Tabii ki benim için gurur ama bir bakımdan da üzüntü veriyor. Çünkü unutulması gerekiyor artık. Yenilerinin gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Süper bir gol, 2-0. Süperin de süperi. Unutulmaz bir gol attı Hamit. Zidane Nikol ne yapsın? Aslan Arena'da herkes ayakta alkışladı bu golü. İşte tekrar tekrar izliyoruz. Gelişine süper sert vuruyor ve topu filelere gönderiyor. Bu yılın golü olur Levent. İnanılmaz bir gol. Almanya'da cuma namazına gittik. Camiye girdik tabii 10-12 kişiyiz. Üzerimizde Türkiye yazıyor. İmam dakika bir böyle yaptı. Arkadaşlar Türk galiba dedi. Türküz hocam dedik. Baktık ezana 10 dakika var. İmam dedi ki, arkadaşlar dedi bir Yasin-i Şerif okuyalım da sonra dedi cuma namazını idrak ederiz. Peki hocam. Ama hoca başladı Yasin okumaya. O arada insanlar halen camiye giriş yapıyorlar. Ya aynen böyleydi. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin ve Kur'an-ı Mecalafinel Mursalinel Hasratel Mustakim, Tenzinel Azizil Rahim, Tunzure Kavmel Ma, Unzure Aba, Unzure Gafirun. Japonya maçına gidiyorduk herhalde değil mi Rüştü abi? İnanılmaz bir türbülans, bir ses. Ondan sonra irtifa kaybedip böyle gidip ayakta olanların kafasını tavana vurup tekrar oturdu. Bütün futbolcuların artık tekbirler getirdiği. Ben şahsen kelime-i şehadet getirdim böyle. Nefes alamadık. Yaptık. Her türlü dua ettik. Her şey gözümüzün önünden geçiyor ya o an işte. O anı yaşadık. Sonra uçağı toparladı, indik. Hatta pilotu göremedik bile işte. Eğmiş başını, hani ne oldu, nasıl kurtardım gibi. Tabii ki o an inince herkes bambaşka bir ruh haliyle, hepimiz melek gibiydik. Hani... O futbolcuların havası falan söndü mü hepsi? Herkes birbirine sarılıyor. Her şey boş, o boşu. Ama önünüzde bir maç var. İşte bakın, bazen farkında olmadığınız biz çok şeyler yaşıyoruz. Şimdi ben çocukken, gerçekten, belki bazılarınız da böyle düşünüyor. Ufak çocukken futbolcuları görüp böyle yapıyordum. Ya 90 dakika oynuyorlar, dolu para kazanıyorlar. Bir de şan var, şöhret var. Ben böyle düşünüyordum. Ta ki 18 yaşında profesyonel oldum. Futbolcu ne demek olduğunu anlayınca bu görüşüm değişti. Nasıl değişti? Evet, 90 dakika oynuyorum ama o 90 dakika oynamak için pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi yememe, içmeme, uykuma, arkadaşlarımın bayram tatili varken, yeri geldi cenazesi varken gidebildiklerinde benim gidemediğim, dolaşamadım, istediklerimi yapamadım bir dönem. Hani futbolcu sadece 90 dakika sahada olan şey değildir.